Merhaba sevgili öğrenciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde eşeysiz üreme çeşitlerinden bölünerek üreme, sporla üreme ve tohumcuklanmayı görmüştük. Bu dersimizde yine eşeysiz üreme çeşitlerinden devam ediyoruz. Eşeysiz üreme çeşitlerinden vejetatif üremeye baktığımız zaman, vejetatif üreme sadece bitkilerde görülen eşeysiz üreme şeklidir. Bitkinin dal, yaprak, gövde gibi parçalarının köklenerek yeni bitki oluşturmasına biz vejetatif üreme diyeceğiz. Yani bitkinin üreme organı olan çiçeği hariç diğer kısımlarından yeni bitki oluşturmasına biz vejetatif üreme diyeceğiz. Temelinde mitoz bölünme vardır ve genellikle çiçekli bitkilerde görülüyor. Vejetatif üremeyle oluşan yavru bireyler birbiri ve ana bireyle aynı genetik özelliğe sahiptir. Yani ben bir bitkiden bir dal koparıp bir saksıya ektiğim zaman o saksıdaki bitkinin de ne olacak? Çiçekleri aynı renkte olacak. Yaprak yapısı, şekli yine ne olacak? Aynı olacak. Yani kısaca tüm özellikleri yine ne olacak? Aynı olmuş olacak. Vejetatif üreme nesli tükenmekte olan bitki türlerinin korunmasında önemlidir. Yani elimde bir nesli tükenmekte olan bir bitki türü olmuş olsun. Ben bunu vejetatif üremeyle sayısını çoğaltarak ne yapabiliyorum? Neslini koruyabiliyorum. Tohumla üretimi zor olan bitki türlerinin çoğaltılması ve geliştirilmesinde önemlidir. Muz ve çekirdeksiz üzümü örnek verecek olursak bunlar tohumla üretimi zor olan bitkilerdir. Ben ne yapabiliyorum? Vejetatif üremeyle bu muz ve çekirdeksiz üzümü çoğaltıp geliştirebiliyorum. Ekonomik önemi olan bitkilerin çok sayıda üretilmesinde önemlidir vejetatif üreme. Yine muz ve çekirdeksiz üzümü örnek verecek olursak bunların sayılarını çoğaltılmasında yine ne yapabiliyoruz? Vejetatif üremeden faydalanabiliyoruz. Biliyoruz. Vejetatif üreme çeşitlerine bakacak olursak çelikle üreme, yumru gövdeyle üreme, soğanla üreme, sünücü gövdeyle üreme, doku kültürü yöntemi ve aşılama gibi bazı vejetatif üreme çeşitleri vardır. İlk olarak vejetatif üreme çeşitlerinden çelikli üremeye baktığımız zaman bitkilerin dal ve kök parçalarından yeni bitkilerin üretilmesine çelikli üretim denir. Aslında günlük hayatta bunu çok yapıyoruz. Özellikle annelerimiz, ninelerimiz ne yapıyor? Bir misafirlikte beğendiği bir bitkiyi ne yapabiliyor? Dalından alıp evine getirip ne yapabiliyor? Saksıya ekerek çoğaltmış oluyor. Kavak, söğüt, muz, çekirdeksiz üzüm, Afrika menekşesi gibi bitkiler de görülüyor. Şekilde de gördüğünüz gibi ne olmuş? Buradaki bir bitki dalı kesilmiş ve bu bitki dalı saksıya ekilerek yeni bir bitki oluşturulmuş. İşte bu çelikli üremeye örnektir. Bir diğer vejetatif üreme şekli yumru gövde ile üreme. Patates, yer alması gibi bitkilerin yer altı gövdelerindeki gözlerden yeni yumruların ve bitkilerin oluşmasına yumru gövdeyle üreme denir. Patates ve yer alması gibi bitkilerin gövdeleri yumru şeklindedir ve bunlar toprak altındadır. İşte bu yumrularda göz dediğimiz, nod dediğimiz kısımlar bulunuyor. İşte siz bu kısımları kesip toprağa ektiğiniz zaman yeni bitkiler oluşuyor. İşte biz buna ne diyeceğiz? Yumru gövde ile üreme diyeceğiz. Yine şekilde dikkat ederseniz bir patatesi ekmişler. O patates yeni bir bitkiyi oluşturmuş ve yeni bitki olgunlaştıktan sonra ne olacak? Yeni yumrular oluşturmuş olacak. Bir diğer vejetatif üreme çeşidi soğanla üremedir. Sarımsak, soğan, muz, zambak, salep, safran gibi tek çenekli bitkiler bu yolla örer. Bazı bitkilerin gövdeleri soğan şeklindedir ve toprak altında bulunuyor. İşte
Biz bu kalın gövde uzantılarına ne diyeceğiz? Soğan diyeceğiz. İşte biz bu soğanları yine toprağa ekerek ne yapabiliyoruz? Yeni bitkiler oluşturmuş oluyoruz. İşte buna ne diyeceğiz? Soğanla üreme diyeceğiz. Örneğin ben bu sarımsaktan bir dişini çıkarıp ektiğim zaman ne olacak? Bu sarımsak yeni bir sarımsak bitkisini oluşturmuş olacak. Bir diğer vejetatif üreme çeşidimiz sürünücü gövde ile üremedir. Ana gövdeden gelişen dalların veya gövdedeki gözlerin toprakla teması sonucunda köklenme ile yeni bitkilerin oluşmasına da ne diyeceğiz? Sürünücü gövde ile üreme diyeceğiz. Şekle dikkat ederseniz bu bir çilek bitkisi ne olacak? Çilek toprakta yatay olarak uzuyor ve bu topraktaki uzarken ne olacak? Dalları toprakla teması sonucu ne olacak? Köklenmeler oluşacak ve böylece yeni bitkiler oluşacak. İşte biz buna ne diyeceğiz? Sürünücü gövde ile üreme diyeceğiz. Çilek, sarmaşık, üzüm gibi bitkiler de görülüyor. Bir diğer vejetatif üreme çeşidimiz doku kültürü yöntemidir. Bu yöntem laboratuvarda kullanılan bir vejetatif üreme şeklidir. Bitkilerden elde edilen parçalardan özel besi ortamlarında yeni bitkilerin üretilmesi yöntemine ne diyeceğiz? Doku kültürü diyeceğiz. Doku kültürü yönteminin aşamalarına baktığımız zaman bitkilerin kökü olur, gövdesi olur, yaprağı olur, dalı olur. Yani herhangi bir kısmından bir doku parçası alınıyor ve steril besi ortamlarına yerleştirilerek uygun şartlarda mitozda hücre çoğalması gerçekleştiriliyor. Doku farklılaşması olmadan mitozda oluşan hücre yığınlarına ne diyeceğiz? Kallus diyeceğiz. Bu kalluslar büyüme hormonlarını içeren farklı besi ortamlarına alınıyor. Yani büyüme hormonları dediğimiz ne? Kök, gövde ve yaprak oluşumunu sağlayan, teşvik eden hormonlardır. Ne dedik? Kalluslar büyüme hormonlarını içeren farklı besi ortamlarına alınıyor. Ve daha sonra ne olacak? Bu kalluslar büyüme hormonlarının etkisiyle ne olacak? Kök ve gövdeye sahip yeni küçük bitkiler oluşturacak. Bu bitki filizleri birbirinden ayrılarak farklı besi ortamlarında büyütülecek ve belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ne olacak? Bunlar saksılara ekilerek seraya alınacak. Doku kültürü yöntemiyle tohumla veya diğer yöntemlerle üretimi zor olan bitkilerin üretimi sağlanıyor. Bu sayede ne olacak? Kısa sürede vejetatif olarak çok sayıda bitki elde edilmiş olacak. Yani bir bitkiden ne olacak? Bir nevi klonlama gibi çok sayıda bitki elde edilmiş olacak. Elde edilen bitkiler aynı genetik yapıya sahiptir. Bir diğer vejetatif üreme çeşidi ise aşılamadır. İki bitki parçasının bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesine de ne diyeceğiz? Aşılama diyeceğiz. Bitkinin alt kısmını ve kökünü meydana getiren bölüme ne diyeceğiz? Anaç diyeceğiz. Eklenen parça yeni bitkinin üst kısmını meydana getirecek. Bu parçaya da ne diyeceğiz? Aşı diyeceğiz. Örneğin elimde bir verimsiz bir portakal ağacı var. Fakat bu portakal ağacının kökü ve gövdesi sağlam, hastalık etkenlerine karşı dayanıklı. Ben ne yapacağım? Bu portakal ağacını limon ağacına dönüştüreceğim. Ne yapacağım? Tadı güzel, verimli bir limon ağacından bir dal alacağım ve ne yapacağım? Bu anaç kısmına ekleyip kaynaştıracağım ve daha sonra ne olacak? Bu limon ağacı dalının gelişmesiyle, büyümesiyle ne olacak? Limon meyveleri elde etmiş olacağım. Veya siz ne yapabilirsiniz?
bir portakal ağacının bir dalına mandalina, bir dalına limon, bir dalına greyfurt aşılayıp bir ağaçtan farklı ürünler elde edebilirsiniz. Bir bitkiden alınan dal aynı türün farklı çeşitlerine veya yakın akraba türlerine aşılanır. Yani bir mandalina bir portakala veya bir limona aşılanabiliyor. Çünkü bunlar birbirine yakın akraba türüdür veya iki farklı limon türü ne yapabiliyor? Birbirine aşılanabiliyor. Böylece farklı türlerin en iyi özellikleri bir bitkide birleştirilmiş oluyor. Örnek verecek olursak, üstün kaliteli üzüm üretmek için meyve kalitesi yüksek olan aşı topraktaki hastalık etkenlerine dayanıklı anaca uygulanıyor. Bu sayede ne olacak? Hem dayanıklı hem de üstün kaliteli ne olacak? Üzüm üretmiş olunacak. Aşılama ile transfer edilen doku farklı bir bitki üzerinde geliştiği için bir bitki üzerinde ne olacak? İki farklı genetik yapı bulunacak. Yani hem anaçın hem de aşının genetik yapısı bir bitki üzerinde ne olacak? Bulunmuş olacak. Bir diğer eşeysiz üreme çeşidimiz ise rejenerasyon ile üremedir. Canlılarda çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan veya kopan vücut parçalarının yenilenerek yerine konulmasına rejenerasyon bir diğer ismi yenilenme denir. Örneğin elimiz kesildiği zaman ne oluyor? O kesik olan bölge mitoz bölünme ile onarılıyor. İşte bu bir rejenerasyona örnektir. Yaralanan dokunun kendini onarması, kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeniden kuyruk oluşturulması rejenerasyona örnektir. Rejenerasyonda mitoz bölünme ve farklılaşma görülüyor. Rejenerasyon doku düzeyinde, organ düzeyinde ve vücut düzeyinde görülüyor. Örneğin yaraların onarılması doku düzeyinde gerçekleşen bir rejenerasyondur. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeniden kuyruk oluşturması organ düzeyinde bir rejenerasyondur. Karaciğerin kendini onarması yine organ düzeyinde görülen bir rejenerasyondur. Örneğin karaciğerden bir parça alındığı zaman ne olacak? Karaciğer o eksik kısmını rejenerasyonla tamamlamış olacak. Deniz yıldızının kopan kısmından yeni deniz yıldızı oluşma ise vücut düzeyinde görülen bir rejenerasyondur. İşte bazı canlıların kopan vücut kısımlarından kendini tamamlayarak yeni bireyler oluşturmasına da ne diyeceğiz? Rejenerasyon ile üreme diyeceğiz. Rejenerasyon ile üreme süngerlerde, yassı solucanlarında, bazı deniz yıldızı türlerinde ve halkalı solucanlarda görülüyor. Örneğin şekilde görüldüğü gibi deniz yıldızının kolundan bir parça kopmuş ve deniz yıldızını ne yapmış? Eksik kısmını rejenerasyonla tamamlamış. Bu kopan kısmı ise rejenerasyonla ne yapmış? Yeni bir deniz yıldızı oluşturmuş. Veya yassı solucanlardan olan planarya baktığımız zaman yine planarya 3 parçaya bölündüğü zaman ne olacak? Her bir parçası rejenerasyonla kendini tamamlayacak ve ne olacak? Bir planarya 3'e bölündüğü zaman rejenerasyonla 3 tane yavru planarya oluşturmuş olacak. Bir notumuz var. Canlılarda gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Yani bir canlı ne kadar gelişmişse o kadar rejenerasyon yeteneği azdır. Örneğin kuş ve memelilerdeki rejenerasyon doku düzeyindedir. Üremeyi sağlamıyor. Deniz yıldızı ve planarya gibi canlılar da basit yapılı canlılardır. Bunlardaki rejenerasyon vücut düzeyindedir. Üremeyi sağlıyor. Bir notumuz var yine. Sorularda karşınıza çıkar sürekli. Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi organ düzeyindedir. Eşeysiz üreme değildir. Yani kertenkelenin kuyruğu koptuğu zaman ne yapacak kertenkele? O kopan kuyruk kısmını tamamlayacak. Fakat
Diğer kopan kuyruk kısmı ise yeni bir kertenkele oluşturamayacak. Yani bu bir eşeysiz üreme değildir. Bir diğer eşeysiz üreme şeklimiz ise partenogenezdir. Döllenmemiş yumurta hücresinden yeni bireyin oluşmasına partenogenez denir. Partenogenez omurgasız canlılardan arılarda, su pirelerinde, karıncalarda, yaprak bitkilerinde ve kelebeklerde görülüyor. Omurgalarda ise bazı balık, kurbağa, sürüngen ve kuş türlerinde görülebiliyor. Partenogenez ise oluşum şekline göre ikiye ayrılıyor. Doğal partenogenez ve deneysel partenogenez şeklinde. Doğal partenogenez adı üstünde. Doğal ortamlarda canlının yaşam süreci içerisinde gerçekleşen partenogeneze ne diyeceğiz? Doğal partenogenez diyeceğiz. Erkek bal arılarının oluşumu doğal partenogeneze örnektir. Deneysel partenogenez ise adı üstünde deneysel uygulamalar sonucunda gerçekleşen partenogenezine ne diyeceğiz? Deneysel partenogenez diyeceğiz. Döllenmemiş ipek böceği yumurtaları fırçalandığı zaman deneysel partenogenezle ne olacak? Yeni bireyler oluşturacak. Yani bu döllenmemiş ipek böceği yumurtaları normal bir zamanda kendiliğinden partenogenezle yeni birey oluşturamıyor. Sadece dışarıdan bir müdahale edildiği zaman, yani fırçalandığı zaman ne olacak? Deneysel partenogenezle yeni bireyler oluşturacak. Bal arılarında partenogeneze bakacak olursak, bal arılarında kraliçe arı 2N kromozomludur ve kraliçe arı meyoz bölünme ile N kromozomlu yumurta hücrelerini oluşturacak. Bu yumurta hücrelerinden bazıları döllenmeden mitoz bölünmeler geçirerek gelişecek ve erkek arıyı oluşturacak. İşte biz buna ne diyeceğiz? Partenogenez diyeceğiz. Yani döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle yeni bireylerin oluşmasına ne diyeceğiz? Partenogenez diyeceğiz. Dikkat ederseniz erkek arılar meyoz bölünme sonucu oluşan yumurtaların gelişmesiyle oluştuğu için oluşan erkek arıların kalıtsal bilgisi birbirinden farklıdır. Yani erkek arılar arasında bir genetik çeşitlilik oluşacak. Bir de bal arılarında dişiler döllenmeyle, yani eşeyli üreme sonucu oluşuyorlar. Erkek arı N kromozomludur. Erkek arı mitoz bölünme geçirerek N kromozomlu sperm hücrelerini oluşturuyor. Sperm hücresi ve yumurta hücresinin döllenmeyle bir araya gelerek oluşturduğu hücreye ne diyeceğiz? Zigot diyeceğiz. Sperm ve yumurtanın birleşmesi olayına da ne diyeceğiz? Döllenme diyeceğiz. Oluşan zigot 2N kromozomludur. Daha sonra bu zigot mitoz bölünmeler geçirerek dişi arıyı oluşturacak. Dişi arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluşacak. Polen ile de beslenirse işçi arı oluşacak. Yani dişi arı beslenme şekline göre arı sütüyle beslenirse kraliçe arı, polen ile de beslenirse ne olacak? İşçi arı oluşacak. Kraliçe arı üretkendir, yani kısır değildir. İşçi arı ise kısırdır. Bir de dikkat edecek olursanız burada oluşan sperm hücreleri mitozla oluştuğu için bu sperm hücrelerinin kalıtsal bilgisi birbirleriyle aynıdır. Yani genetik çeşitlilik oluşmaz. Bir de şunu demek istiyorum. Biz bal arılarının kromozom sayısına bakarak erkek arı mı, dişi arı mı olduğunu tespit edebiliriz. Dişi arılar, yani işçi arı ve kraliçe arılar 2N kromozomludur. Erkek arılar ise N kromozomludur. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.